Merhaba arkadaşlar. Şöyle bir assignment'ımız var. Diyor ki create a query that is accessing a variable in an SQL queries. Yani öyle bir query yazalım ki bu query'nin içinde bir variable kullanılsın. Variable'ı biz onun içinde kullanalım. Yani ona ulaşalım, ona access yapalım diyor. Yine Developer Console'da bunu yazabiliriz. Ama bu kez kod yazmamız gerekiyor. Apex kod yazacağız arkadaşlar. Şu şekilde. Öncelikle isterseniz biz bunu Anonymous Window'da yapalım. Açıyorum Anonymous Window'u arkadaşlar. Burada yazmaya çalışacağım. Evet, ne diyor? Öncelikle diyor bir variable'ınız olsun diyor. Bunu da SQL'in içinde kullanın diyor. Yani dynamic yapmaya çalışacağız. Nasıl kullanılacağını burada göstermeye çalışacağım. Öncelikle bir variable yapalım. Diyelim ki bir string'imiz var. String'de ne olsun? Account name olsun. Bu şekilde alıyorum. Bunun da bir değeri olsun. Account'lardan bakalım. Bir tane alalım. Burada Red House var mesela. Red House'u alalım. Red House'u buraya koyuyorum. Bu variable'ı kullanmak istiyorum. Nerede arkadaşlar? Oluşturacağım query'nin içinde. Benim oluşturacağım query bir liste olacak. Liste olacağı için bunu isterseniz bir listeye eşitleyin, isterseniz bir array'e eşitleyebilirsiniz. Biliyorsunuz listeler array'ler birbirine çok benziyor. O yüzden ben şu şekilde yazıyorum arkadaşlar. Account diyorum. Köşeli parantezlerle açıp kapatıyorum sadece. Bu şekilde yazıyor array'ler. Buna AC list diyebilirsiniz. Account'umuzun adı yani array'imizin adı diyelim. Oluşturduğumuz listenin adı diyelim. AC array de diyebilirsiniz. Array diyelim. Eşittir diyelim. Şimdi SQL'imizi yazmaya başlayabiliriz. Ne diyoruz? Select diyoruz. ID alalım. Name'i alalım. From account diyorum. Evet. Şu şekilde yazınca hepsini alıyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz bakalım. System.debug yapsak. Bunun içine AC array'i koyup bunu print yapsak arkadaşlar. Hepsini görmüş olacağız. Execute yapıyorum. Debug only deyince görüyorsunuz. Hepsi geliyor şu anda. Bütün hepsi geliyor. Ama ben ne demiştik? Oluşturduğumuz bir variable'ı biz SQL'in içinde kullanalım. Yani ona access yapalım demiştik. Şu şekilde yapabiliriz. Where bu account name olduğu için where name is burada şunu kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Eşittir. İki nokta üst üste. Ondan sonra variable name. Bu şekilde kullanırsanız variable name'in Red House'a yani şöyle diyelim. Account biz neyi bulmaya çalışıyoruz? Account'ları bulmaya çalışıyoruz. Ama burada bir şartımız var. Account'un adı Red House olsun. Ben direkt Red House'a yazmadım. Ne yazdım arkadaşlar? Account name yazdım. İsterseniz variable yazmadan şu şekilde de eşittir Red House diyebilirdik. Ama biz bunu variable'la yapmaya çalışıyoruz. Bu şekilde yapınca da çalışıyor. Şöyle görüyorsunuz adı Red House olanın ID'sini ve name'ini almış olduk. Ama siz bunu variable yapmak istiyorsanız şu şekilde name equal ondan sonra iki nokta üst üste account name diyebilirsiniz. O zaman Red House yazmanıza gerek yok. Dynamic oluyor. Variable'a buradan ulaşıyor ve variable'ı alıyor. Yani siz Red House yazmışsınız gibi oluyor. Ama normalde variable kullanıyoruz. Bu şekilde access yapsak ne oluyor? Debug yapıyorum ve sonucun aynı olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Peki iki nokta üst üste olmasaydı ne olacaktı? Bir de öyle deneyelim. Gördüğünüz gibi hata veriyor. İki nokta üst üste koymanız gerekiyor. Eğer variable'larla yapmak istiyorsanız bu şekilde iki nokta üst üste yani semi kalın diyeyim, hayır kalınla eşittirden sonra kalın koymanız gerekiyor arkadaşlar. Bununla alakalı
Trailhead'de örnekler var. Trailhead'de siz SQL ile alakalı modülleri bilirseniz orada bunu görmüş olacaksınız. Kullanımı bu şekilde arkadaşlar.